Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Eladım benim? Korktum hocam. Hiç korkmana gerek yok. Mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Sana çok güzel bir yazılı provası hazırladık. 3. ünite, 4. ünite ve 5. üniteden sorumluyuz. Burada sana mükemmel bir yazılı provası hazırladık. %100 öğretmenlerimizin soracağı kısımları senin için gösterdik. Ve zaten biliyorsun ki Milliyetin Bakanlığı soru senaryoları bizlerle paylaştı. Yani atıyorum yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgulardan kaç soru gelecek biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. O zaman ben söyleyeyim bilmiyorsam bir soru gelecek. Siz neden biliyorsunuz hocam? Nereden biliyorum çünkü Milliyetin Bakanlığı senaryoları paylaştı. Yani bu konudan bir soru sorun dedi. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. Bir soru sorun. Buluş yapanları ve bilim insanlarına ortak özelliklerini verirler. Bir soru sorun dedi. Dolayısıyla sorulacak soru sayıları belli ve aynı zamanda sınavda gelebilecek soru senaryolarını da bizlerle paylaştı. Mesela demiş ki çığ nedir? Açıklayınız ve oluşum nedenlerini yazınız. Bak böyle soru gelebiliyormuş ya da buranın sanal ortamda sorun yaşamasının nedeni neymiş? Bu soruna karşı alınabilecek önlemleri yazınız demiş. Veyahut da i̇bn Sina ve Newton hakkında bize bilgiler vermiş ve iki bilim insanının ortak özelliklerini söyleyin demiş. Burada tamamen bir paragraf soru sormuş. Burada yine tarıma bağlı olarak Mustafa'nın babası ve amcası hangi mesleklerle uğraşıyor olabilir? Çiftçi yani belli işte. Buna benzer turizme bağlı olarak Antalya'da neler gelişiyor gibi sorular sormuş. Biz de bu soruların benzerlerini senin için mükemmel bir şekilde hazırladık. Hatta birebir benzerlerini zaten bizler de yakaladık. Seninle beraber çok güzel yazılı sorularını çözeceğiz. Önce bir konu anlatımı yapacağız. Konularımızın üzerinden şöyle güzel güzel geçeceğiz. Sonra soruları çözeceğiz. Biliyorsun şu anda sosyal yazılı provasındayız. Dün ve ondan önceki gün matematik ve Türkçeler vardı. Onları izledin mi Tonguç? Evet hocam. Harikasın. Zaten yazılıdan önce yapman gereken üç şey var. Bir, yazılı provalarını izlemek. İki, izlerken yazılı notlarından altını çizmek. Üç de yazılı denemelerinden mutlaka mutlaka yaptığın soruların çözümlerini güzelce öğrenmek. Yani mesela burada demiş ki oluşum nedeni doğal afet. Buradaki doğal afetten alakalı süper bir soru var. Bak bu soru aynen sınavda karşına gelebilir. Sen bu soru yapabiliyorsan... Alkışlar süper. Eyvah soru gitti. Ama yapamazsan soruyu kaçırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Eğer soru yapamazsan bu durumda yapman gereken şey tabii ki de kare kodu okutarak soruların çözümünü öğrenmek doğru olmuş herhalde benim. Böylece mükemmel bir şekilde hem yazılı denemeleriyle hem de yazılı notlarıyla sınav hazır olmuş olacaksın. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve mükemmel bir şekilde yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi üçüncü ünite insanlar yerler ve çevrelerle başlayalım. Sonra dördüncü ünite, beşinci ünite hepsini güzel güzel anlatacağız. Ve aynı zamanda sorularımızı da çözeceğiz. Burada doğal afetler ve çevre sorularına baktığımızda sel Aşırı yağış ve eriyen kar suları oluyor. Bak buraya yazalım. Eriyen kar suları ve aşırı yağış. Burada yerleşim alanları yaşamaz hale geliyor. Can ve mal kayboluyor. En fazla yağışın olduğu Karadeniz ve Marmara'da görülüyor. Heyelan toprağın kayması e, aşırı yağışın etkisiyle oluşuyor. Eğimli yamaçlarda aşırı yağış etkisiyle oluyor. Ulaşım duruyor, can ve mal kaybı oluyor. Karadeniz'de çok görülüyor. Bak böyle şu dağ buradayken bir anda eriyip gidiyor sanki. Çığ eğimli yamaçlarda kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle oluşuyor. Can ve mal kaybı var. Yine Doğu Anadolu'da görülüyor. Çünkü Doğu Anadolu'da kar çok fazla ve eğim çok fazla. Orman yangınları yıldırım düşmesi ya da kuru otların tutuşması ya da insanların dangozluğu yüzden oluyor. İnsanlar nasıl dangozluk yapıyor hocam? Şöyle mesela diyelim ki cam şişeleri ormanın ortasına unutuyorlar. E ne oluyor? O cam şişesinin tabanı bir mercek etkisi yaratıyor ve güneş ışınları oraya geldiği zaman orada bir yangın çıkıyor. Dolayısıyla sen o cam şeyi unuttuğun zaman ne var ki burada demeyeceksin. Böyle bir hata yapmayacaksın. Yoksa orman yangınlarına sebep verebilir. Ormanda yaşayan canlılar yok oluyor. Hava kirliliği oluşuyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da çok fazla ormanımız var ve maalesef ormanlarımız yanıyor. Karadeniz hava yağışları önemli olduğu için orada orman yangını etkili olmuyor çok şükür. Deprem yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılar can ve mal kaybı oluyor. Burada da ülkemiz genel olarak deprem kuşağında hatta şöyle bir e, Türkiye haritası çizecek olursak ülkemizin e, genel olarak e, nerelerde deprem riskinin fazla olduğunu bir kez daha hatırlayabiliriz. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Türkiye genç bir ülke. Genç bir ülke olduğu için de sürekli hareket halinde. Hareket halinde olduğu için de sallanabiliyor. Bak şurası Van Gölü ya Tonguç'um. Şöyle alıyorsun. Bak Hatay'dan başlıyorsun şöyle Van Gölü'nden. Hop şöyle Karadeniz'den Marmara'dan geçiyorsun. Bir de şöyle Ege yapıyorsun. Burası Kuzey Anadolu fay hattı. Burası Doğu Anadolu fay hattı. Burası da Batı Anadolu fayatı. Bu fay önemli. Buralarda deprem riski çok çok fazla Tonguç Eyle adım benim. Şimdi o zaman gel istersen bu konuya yakalı biraz soru çözelim. Sonra yine kaldığımız yerden hem konu anlatımına hem de çalışmaya devam edelim. Bak burada bir tane sorumuz var. Bakalım ne demişiz. Şimdi diyor ki oluşum nedeni doğal afet ve çevre sorunu diyor. Şimdi bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli amaçlarda bulunan toprağın su, rüzgar ve benzer etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşımasına biz çevre sorunu olan erozyon diyoruz. Buraya hemen yazıyorum şöyle. Hatta kırmızıyla yazayım ki daha rahat gözüksün. E, erozyon. Tamam, birinci soruyu yapmış olduk. Aşırı yağışlar ve kar sularının neden olduğu su baskınlarına biz ne diyorduk Tonguç'um? Sel. Harikasın. Sel diyorduk. Sel maalesef kar sularının erimesi ve aşırı yağışlar nedeniyle Karadeniz'e, Marmara'da oluyordu. Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağı doğru toprak örtüsünün kaymasıyan, yani toprağın kaymasına biz ne diyorduk Tonguç Elan'ın benim? Toprak kayması hocam. Toprak kayması diyorduk çok mantıklı gerçekten alkışlıyorum seni ama toprak kaymasının diğer bir adı vardı. O da heyelandı ve bu bir doğal afetti. Heyelan yine Karadeniz'de eğimli ve gürü ormanlı ağaçlardan olduğu yamaçlarda görülüyordu. Yer kabuğunda biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer sarsıntılarına biz ne diyorduk Tonguç'um? Deprem. Evet maalesef deprem diyorduk. Ülkemizde bir deprem kuşağında yer aldığı için e, deprem viski taşıyan bir ülkeydi. Hatta burada şöyle göstermiştik. Pardon nerede göstermiştik ya? Nerede? O sayfa. Bulamadım neyse. Ha şurası bak. Şurada e, böyle Hatay'dan başlayıp maalesef Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da deprem kuşaklarımız vardı. Devam ediyoruz. Şimdi Evsel atıkların doğaya rastgele bırakılması, tarımda aşırı gübreleme ve sanayi atıkların toprağa karışması sonrasında ne oluyor biliyor musun Tonguç? Un? Rezillik oluyor. Haklısın rezillik oluyor yani toprak rezil oluyor. Biz buna toprak kirliliği diyoruz Tonguç evladım benim burası da önemli. Hatta bunları şurada bir kez daha göstereyim bak burada hızlı geçtik bu sayfayı. o yüzden belki bazen yapamazsın. Erozyon suyu ve toprağın verimli kısmının süpürmesi yani süpürülmesi. Hava biz atmosfere zararlı sunduğumuzda zararlı sıcaklıklar verdiğimizde küresel ısınma ile beraber hava kirliliği oluyor. Aynı zamanda bu işte fabrikalardan çıkan gazlar, araçlardan çıkan gazlar. Toprağa verimsiz bir şekilde kullandığımızda zararlı maddeler attığımızda toprak kirliliği oluyor. Suya atıklarımız karışınca su kirliliği oluyor. Küresel ısınma da zaten az önce söylemiştik. Şimdi Devam ediyoruz. Burada da özetliyoruz zaten bir kez daha. Sera etkisindeki artışla birlikte dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının artması. Yani sera etkisi nedir? Mesela bizim kullandığımız deodorantlar, arabalardan çıkan egzoz gazları bu yeryüzünü ısıtıyor. Yeryüzü ısınınca atmosferdeki sıcaklık artıyor ve buna bağlı olarak da ne olacak? Yeryüzünde küresel ısınma oluyor. Bu da bir çevre sorunu yazıyorum buraya. Küresel ısınma. Devam ediyoruz. Eğimli amaçlarda... tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi. Bak Kar böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor ve en sonunda neye dönüşüyor Tonguç evladı beni? Çığ. Harikasın, çığ. Çığ da maalesef bir doğal afet. Doğu Anadolu'da çok sık görülüyor. Sağlık açısından zararlı olan gazların havadaki miktarının normalden fazla olmasına biz ne diyorduk Tonguç evladı beni? Pırtlama. Evet, sınıfta yaptığın şeye pırtlama diyoruz ama bu o değil. Sağlık açısından zararlı gazlar çevredeki havayı kirletiyor. Sen de pırtladığında hava kirlenmiş oluyor ama seninki çok fazla zararlı değil. Hava kirliliği diyoruz Tonguç evladı benim. Ormanlık alanlara cam kırıklarının bırakılması, sigara izmaritlerinin söndürülmeden bırakılması, piknik ve anız ateşlerinin yakılması da maalesef e, bir doğal afete yani orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Ormanları genellikle insanların cahilliği, hataları yakıyor. Dikkatli olmamız lazım Tonguç adına benim. Şimdi o zaman burayı bitirmiş olduk. Şöyle kaldırıyorum bunu. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyorum. Geldik teknoloji ve toplum konusuna. Şimdi burada Eğitim, sağlık, iletişim, ulaşımda teknolojiden çok fazla faydalanıyoruz. Mesela teknolojiyi en çok faydalandığın yer neresi Sokuk yani? Fortnite, Brawl Stars, GTA oyunlarından çok faydalanıyorum hocam. Gerçekten e, mantıklı oyunlarda, eğlencede faydalanma, faydalanma mantıklı. Cimer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sorunlarımızı yazabiliyoruz. E-okuldan notlarımızı öğrenebiliyoruz. E, yine aynı şekilde... ...MHRS sayesinde e, hastanelerden randevu alabiliyoruz. Teknoloji sayesinde hızlı ve kolay iletişim var. Hızlı ve güvenli ulaşım var. Hastalıklar erken teşhis edilebiliyor. Kamuoyu oluşturabiliyoruz. Zararları da var maalesef teknolojinin. Ne oluyor? Yüzde iletişim azaldı. Aile ilişkileri zayıfladı. Çevre kirliliği, zaman kaybı, sağlık sorunları... Az sosyalleşme yani dangoz gibi artık e, sadece e, bilgisayarla konuşuyoruz, bilgisayardan mesaj atıyoruz yani aynı evin içinde insanlar birbirlerine artık mesaj atar hale geldi bu da kötü bir şey. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için tabii ki government yani gov ve education yani edu uzantılı sitelerin daha güvenli olduğunu unutmamamız lazım. İyi bir medya okur yazarı medyadaki doğru ve güvenilir bilgilere kısa sürede ulaşabilir ve eleştirel bakış açısıyla yani her gördüğüne hemen inanmayacak. Doğru ve doğru bir şekilde genel a yani interneti kullanmak için doğrulayacağız, inanmayacağız hemen, kabul etmeyeceğiz hemen. Kişisel bilgilerimizi kolay kolay kimseyle paylaşmayacağız. Ailemize de anlatacağız ve tabii ki de güzel dilimiz, Türkçeyi de doğru kullanacağız. Sanal ortamda güvenliğe baktığımızda, mesafeli alışverişlerde mutlaka fiyatları karşılaştıracağız. Biri 50 liraya, biri 40 liraya satıyorsa kıyaslama yapabiliriz. Ama biri 50 liraya satarken biri 5 liraya satıyorsa bu muhtemelen sahte bir ürün satıyordur. Buna dikkat edeceğiz. HTTPS yani security dikkat edeceğiz. 3D yani 3D güvenlik yöntemini kullanacağız. CV numarasını da yani kartlarımızın arkasındaki 3 haneli rakamı da kimseyle paylaşmayacağız. Bilhassa bizim kartımız olmayabilir şu anda. 5. sınıftayız ama büyüklerimize ait bilgileri paylaşmayacağız. Kimlik hırsızlığına karşı şifrelerimiz birbirinin aynısı ve kolay tahmin edilir olmaması lazım. Mesela senin şifren nedir Tolun Şelal'de benim? 1453. Evet, Türkiye'nin yarısını zaten şifresi 1453'müş. Buradan sen de paylaşmış oldun. Arkadaşlar böyle kolay tahmin edilebilir şifreleri asla koyamıyoruz. Kişisel bilgilerimiz paylaşılmamalı. Genel ağ bağlantılı teknolojik aletleri güvenli kullanmak için ekranı özel bilgilerimiz varken açık bırakmamamız gerekiyor. USB bellekleri virüs aramasından geçirmemiz gerekiyor. Ve önemli bilgilerimizi tabii ki mutlaka yedeklememiz gerekiyor Tonguç'um. Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şimdi bununla ilgili istersen biraz sorular çözelim. Şöyle şunu kaldırdık. Bakalım bununla alakalı sorumuz var mı? Heh. Burada güzel sorularımız var. Demiş ki, teknolojinin yararları nedir? Zararları nedir? demiş. Şimdi bunu az önce öğrenmişken bir kez daha seninle beraber tekrar edelim. Şimdi teknolojinin yararlarını söyle bakalım Tonguç'um. Hızlı ve kolay haberleşme. Yazıyorum o zaman. Hızlı ve kolay haberleşme. Gerçekten teknoloji sayesinde WhatsApp, Instagram, işte Twitter ve buna benzer birçok e, sosyal ağ sayesinde hızlı ve güvenli, kolay görüntülük görüşebiliyoruz. Başka ne diyebiliriz Tonguç benim? Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Doğru. Bilgiye çok hızlı ulaşıyoruz. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Şu anda mesela bizi şu anda Tonguç Akademi izleyen arkadaşlarımız... ...hocalarımızın %100 sınavda sorabileceği bilgileri rahatlıkla bizden öğreniyorlar. Bilgiye e, erişimin kolaylaşması diyebiliriz. Bu arada sizler de düşünün arkadaşlar başka ne cevap gelebilir diye. E, evet Tonguç'un başka teknolojinin yararını olabilir. Hayatımızı kolaylaştırıyor hocam. Doğru. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Bak şunu yaz. Bu çok önemli. Eee Hayatımızı kolaylaştırmasını yazabiliriz. İşte evde mutfak robotları falan yardım ediyor ama... ...şu çok önemli bir bilgi. Bunu sorarsa sakın karıştırma. Kamuoyu oluşmasını sağlıyor. Yani teknoloji sayesinde insanlar birbirleriyle iletişime geçiyor. Ve kamuoyu oluşmasını sağlayabiliyoruz. Beraber işte mesela diyelim ki geçenlerde vicdansız bir adam... ...kedinin bir tanesine zarar verdi. E tut, kamuoyu oluştu. Adam hapse girdi mesela. Kamuoyu oluşmasını sağlaya, e, sağlayabilir diyelim. Buraya yazalım. Şimdi... Bunlar yararları. Fakat bir de teknolojinin maalesef zararları var. Zararlarını sen söyle bakalım Tonguç'um. Asosyalleşme. Çok güzel. Asosyalleşme. Hemen yazıyorum. Asosyalleşme. Yani artık maltoz gibi hiç böyle konuşmak yerine böyle birbirimize mesaj atıyoruz. Birbirimize görüntülü görüme yapıyoruz. Ya bir git ziyaret et bir konuş bir elini öp bir sarıl bir yani değil mi bir konuş yani. Hayır asosyalleştik. Aynı zamanda teknoloji yüzünden çevre kirliliği de arttı. Çevre kirliliği de arttı. Ve aynı zamanda tüketiciliği ve tembelliği arttırdı. Tüketici bir topluma dönüştü. Yani tüketicilik. Hep böyle işte iPhone 17 çıktı. iPhone 18 çıktı. iPhone 19 çıktı. iPhone 20 çıktı. iPhone 30 çıktı. Ya bir dakika ya. Nereye ya? Nereye? Nereye? Tüketiciliği tüketiciliği ve e, tembelliği artırıyor. Başka işte ne dedik? Teknoloji bağımlılığına bağlı sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Tüketicilik ve tembelliği artırması. Ama en önemli zararı tabii ki bizi sağlıksız hale getiriyor teknoloji. Şimdi ee, burada ne demişiz mesela başka bir sorumuz var. Diyor ki çeşitli türden görsel, işitsel, basılı medya mesajlarına erişebilme, erişilen medya mesajlarını eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir demiş. Bu nedir sence? Tanımı verilen kavram nedir? Medyatik olmak. Hayır. Medyatik olmak değil. Şimdi bak sana sosyal medyadan gelen mesajları okuyabiliyorsun. Onları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebiliyorsun. Yani hemen atlamıyorsun. Bak eleştirel kelimesini gördüğün zaman hemen şunu diyeceksin Tonguç Herhalde benim. Medya okur yazarlı. Bu çok önemli bir kavram. Çünkü iyi bir medya okur yazarı hemen pat diye her gördüğüne inanmaması gerekiyor. Bunu iyi bilmemiz lazım. Şimdi Geldik bilim insanlarına daha doğrusu bilim insanlarına gelmeden önce bununla alakalı konumuzu anlatalım öyle ilerleyelim. Şimdi bilim insanlarının ortak özelliklerine baktığımızda sabırlıdırlar, meraklıdırlar, tarafsızdırlar yani objektif, çalışkandırlar, planlıdırlar ve çok yönlüdürler. Burada icatlara baktığımızda mesela radyoyu Marconi bulmuş, telefonu Graham Bell, televizyonu John Logie, ampülü Thomas Edison, işte kuzajısını Louis Pasteur mesela birçok değişik buluş var. İcadı yapana mucit diyoruz. Burada şu da önemli. Bilgi kaynaklarımız bilimsel kitaplar, süreli yayınlar, ansiklopediler veya genel ağ, yani internet olabiliyor. Burada bilimsel araştırma basamaklarında önce konuğumuzu belirliyoruz. Mesela bir konu belirliyorsun. Diyorsun ki ben işte deprem konusu hakkında bir araştırma yapacağım diyorsun. Sonra bir varsayım oluşturuyorsun. Diyorsun ki depremi şu şekilde durdurabiliriz. Sonra bilgi topluyorsun, varsayımını test ediyorsun, sonra rapor haline getirip kaynakçıda gösteriyorsun. Kaynakça bölümünde yazarın adı, soyadı, kitabın ya da derginin adı, yayın evi, basıldığı yer, basım tarihi bilgileri yer alması gerekiyor. Bunu yaptığın zaman sen bilimsel bir araştırma yapmış oluyorsun. Eğer bir kişinin eserinde başka kişilerin buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kullandıysan, yani kendi eserinde, o zaman sen intihal yani anışma yani hırsızlık anıştırma yani hırsızlık yapmış oluyorsun. İntihal kötü bir şey oluyor Tonguç Elad'ım benim. Şimdi bununla alakalı sorularımıza bakalım şöyle. Gel bakalım nerede dedik? ha. Demiş ki aşağıda verilen bilim insanlarının ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkili olduğunu yazınız demiş. Şimdi ben ortak özelliği söyleyeceğim sen de bunun ne olduğunu tahmin edeceksin Tonguç'um. Araştırmalarının sonucunda her zaman yeterli bilgiye ulaşamaz. Ancak yine de Yılmaz tekrar tekrar dener. Yani nasıl biri? Kararlı. Harikasın kararlı biri. O zaman şöyle yazalım. E sabırlığı ben söyleyeyim. Sabırlılık, kararlılığı da sen söylemiş oldun. Sabırlılık ve kararlılık. Yani vazgeçmiyor. Hata olsa da deniyor. Mesela Edison defalarca ampul patlıyor, 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 patlıyor. 1000. kezinde yani ...bin de buluyor. Kişisel çıkarlarının değil, bilginin peşinden giderler. Kişisel duygu ve düşüncelerini işlerine yansıtmaz. Olaylara objektif bir pencereden bakarak değerlendirirler. Yani objektif olmak demek tarafsız olmak demek. O zaman buraya yazıyorum. Tarafsızlık. Bunu az önce de anlatırken söylemiştik. Neydi? Tarafsızlık. Ee, tarafsızdırlar. Yani objektif kelimesini gördüğünde tonguçum bu da önemli. Bunu da sınavda yüzde yüzdeyi sorar. Buraya dikkat etmelisin. Devam ediyoruz. Soru sormaktan çekinmezler. Sorularının kaynağı da, çözümlerinin kaynağı da bu gözlemlerinin sonucudur. Dolayısıyla burada da e, sorgulayıcılar yani gözlemci ve sorgulayıcı diyebilirsin. Soru çok soruyorsan sorgulayıcı oluyorsun tonguçum çalışmalarını büyük bir disiplin ve özveriyle devam ettirirler. Özveri ne demek Tonguç? Özveri özveri demek hocam. Çok güzel açıkladın. Esasında çok doğru açıkladın. Özveri özveri demek hocam dedin. Yani özümüzden veriyorsun. Yani kendinden veriyorsun. Mesela ben şimdi senden diyelim senin iki tane kalemim var. Bir tanesini bana verir misin desem sen iki kalemden birini bana veriyorsan özünden vermiş oluyorsun. Bu özveri oluyor. İşte özveri disiplinli bir hayatının işte özveri çok önemli bir şey. Bilim insanları insanlık için kendilerinden zamanlarını veriyorlar. Ailelerinden eee ailelerine harcayacakları zamanı insanlığın iyiliği için, insanlığın kurtuluşu için harcıyorlar. Disiplinli bir hayatın başarı anahtarı olduğunun farkındadırlar. O yüzden bu insanlara biz çalışkan diyebiliriz. İnektirler diyebilir miyiz hocam? Evet diyebiliriz. İnektirler ama ineklik kötü bir şey değil. İnek insan başarılıdır. E, sabırlıdır, kararlıdır. İyi notlar alır ve güzel şeyler başarır. O yüzden inek arkadaşlarımıza buradan alkışlıyoruz. Şimdi geldik buraya bu sınavda da sorulduğu için, yani örnek sorularda da olduğu için burada paylaşmak istedik. Aşağıya sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız demiş. Yazalım buraya. Şimdi birincisi öncelikle ne yapıyorduk? Konumuzu seçiyoruz. Harikasın konumuzu seçiyorduk. O zaman şuraya yazalım. Araştırma konusunu seçme ya da belirleme diyebiliriz. Seçme. Sonrasında araştırma konusuyla ilgili varsayım yani hipotez oluşturuyoruz. Araştırma konusu ben buraya iki defa yazmıyorum ile ilgili hipotez yani varsayım oluşturuyoruz. Varsayım oluşturma bak bu sınavda sorulabilir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Şöyle hoca sorar diye yazalım. Tamam mı? Varsayım oluşturma. Devam ediyorum. Üçüncüsü araştırma konusuyla ilgili kaynak araştırması yapıyor. Yani nereden ne bilgileri bulacağını bulman lazım. O zaman yazıyorum. Araştırma konusu ile ilgili kaynak bulma, kaynak araştırması yapma diyoruz. Sonrasında elde edilen bilgileri sınıflandırma, hipotezi test etme. O zaman yazalım buraya. Elde edilen bilgileri şimdi bir sürü bilgiler buldun. Bu bilgileri sınıflandırıyorsun yani tasnif ediyorsun ve ardından da hipotezi test ediyorsun. Acaba doğru mu diye bulduğun tezi test ediyorsun hipotezi. Test etme. Nasıl yani hocam anlayamadım. Yani şöyle mesela diyelim ki sen diyorsun ki işte cep telefonu insan beynine zarar veriyor diyorsun. Böyle bir araştırma konusu seçiyorsun. Bununla alakalı bir hipotez veriyoruz. Diyorsun ki cep telefonunu çok kullanırsak beynimize zarar verir. Bununla alakalı araştırmalar yapıyorsun. Genel ağdan, işte sağlık bakanlığından farklı farklı yerlerden kaynaklar buluyorsun. Sonra elde edilen bilgileri sınıflandırıyorsun ve test ediyorsun. Acaba gerçekten cep telefonu beynimize zarar veriyor mu diye bakıyorsun. Sonra da ne yapıyorsun? Edinilen bilgileri asıllarını koruyarak not alma kaynak çözünemez. Sonrasında edinilen bilgileri koruyorsun. Edinilen Bilgileri e, koruyarak not alma, koruyarak not alma ve tabii ki nerelerden faydalandığını da kaynakça ne yazıyorsun? Kaynakça hazırlama diye buraya cevaplarımızı yazalım. Şimdi geldik e, coğrafi özellik sorusuna o yüzden hemen konu altınımıza tekrar dönüyoruz. Bu arada e, Türkçe matematik yazıların oldu mu Tonguç herhalde? Daha olmadık hocam ama yakında hepsi olacak. Harikasın. Bu arada sana güzel bir haberim var. Bu akşam Tonguç LGS dershanesinde ücretsiz bir şekilde yani 20 Mart çarşamba saat 20'de Türkçe yazılı provası var. Canlı yazılı provası. Eğer Türkçe yazılı varsa bunu da çok güzel bir şekilde izleyebilirsin. Bunu da seni bekliyoruz Tonguç El Şimdi zaten linkimiz var. Bu canlı yayın provası çok güzel olacak. Arkadaşlarına beraber canlı canlı sen de Tonguç izleyebilirsin. Şimdi geldik bu sayfadan sonra e, çevremizdeki ekonomik faaliyetleri. Biliyorsun ki güzel ülkemizde farklı farklı tarım ürünleri yetiştiriliyor. Farklı farklı e, tarım ve hayvancılık yapılıyor. Senin yapman gereken şey... Burada nereden neler yetiştirildiğini bilmek ve temelinde... E, o bölgenin genel özelliklerini bilmek. Şimdi mesela Karadeniz'e baktığımızda ne diyordu? Karadeniz şey... Of çay demişti Karadeniz'e Niye? Bir kere ormancılık vardı o. Fındık vardı f. Çay vardı ç. A vardı arıcılık. E, y de yağışlıydı. Çok yağışlıydı. Bunu bir kere bileceğiz. Balıkçılık da yine Karadeniz'e bir numara. Aynı zamanda... E ee, Marmara bölgesine baktığımızda burada ayçiçeği, pirinç zeytin var. Ayçiçeği Ergene havzasında, pirinç zeytin. Hayvancılığa baktığımızda e, İstanbul ve çevresi kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği yapılıyor. Burası önemli. Kümes hayvancılığı deyince ne geliyor Tonguç Tavuklar, benim? horozlar. Harikasın. Tavuklar, horozlar. Ben de hemen horoz sesi çıkardım. Sanayi ticaret ve hizmet sektörü de tabii gelişmiş. Niye? Çünkü burada İstanbul var. Marmara bölgesi İstanbul sayesinde, Bursa sayesinde, İzmit sayesinde e, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü gelişiyor. Ege bölgesine baktığımızda burada Zühti diye kodluyorduk. Zühti neydi? Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir Ege bölgesi gerçekten ilk sırada. Yine İzmir içerisinde e arıcılık ve kümes hayvancılığı yapılıyor. Muğla'da arıcılık çok fazla. Marmaris balı mesela çok meşhur. Yine İzmir içerisinde e sanayi, ticaret, deniz turizminin geliştiğini görüyoruz. Şimdi diğer bir güzel bölgemiz İç Anadolu bölgesine baktığımızda burada yağışlar az olduğu için Karasal bir iklim olduğu için Buğday, arpa, şeker, pancarı, patates Yani tahıl var daha çok Ve küçükbaş hayvancılık var Küçükbaş hayvancılıkta bir koyun sesi alabilir miyim Teşekkür mi? M Burada koyunlar Ankara'da tifti çok meşhur Ama Doğu Anadolu'ya baktığımızda kayısının Malatya'da çok fazla üretildiğini görüyoruz ve büyük baş hayvancılığın çok fazla olduğunu görüyoruz. Büyük baş hayvancılık ve arıcılık Hakkari'de çok gelişmiş durumda. Erzurum ve çevresinde de kış turizmi gelişmiş durumda. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda kırmızı mercimek, antep fıstığı, karpuz ve pamuk gibi sıcaklık isteyen ürünlerin çok fazla üretildiğini görüyoruz. Pamuk da yine Güneydoğu Anadolu projesi sayesinde, sulama sayesinde burada çok fazla üretilmeye başladı. Eskiden Ege'de çok üretiliyordu. Akdeniz'e baktığımızda Akdeniz çok sıcak bir yer. O yüzden Turunçgiller rahatlıkla üretiliyor biliyor Yani portakal, mandalina, limon, greyfurt... işte bunlar değerli turunçgiller. Yine muz ve seracılık da burada çok yaygın. Seracılık nedir hocam? Seracılık güneşli gün sayısını, güneşli gün sayısını fazla olduğu yerlerde güneşi kontrol altına alıyorsun. Bitkileri böyle koruyorsun. Bitkiler güneş görüp içeride sıcaklık olursa böyle güzel güzel çiçek açıyorlar. Hayvancılıkta da yine Akdeniz'de kıl keçisi meşhur. İç Anadolu'da tifti keçisi Akdeniz'de kıl kesimi meşhur. Yine Antalya ve Adana'da da sanayi, ticaret, hizmet sektörü ve deniz turizminin geliştiğini söyleyebiliriz. Bilhassa Antalya'da. Şimdi ekonomik faaliyetleri meslekleri etkiliyor. tarıma bağlı olarak çiftçilik ve ziraat mühendisliği gelişiyor. Hayvancılığa bağlı olarak veterinerlik, besicilik yani hayvanları besleme yeri, arıcılık, balıkçılık, çobanlık gelişiyor. Ormancılığa bağlı olarak tabii ki orman işçiliği, mobilyacılık, kerestecilik, odunculuk, turizme bağlı olarak turist rehberliği, aşçılık, resepsiyonistlik, otel işletmeciliği, madenciliğe bağlı olarak maden işçiliği, maden mühendisliği ve kuyumculuk, hizmet sektörüne bağlı olarak öğretmenlik, avukatlık, doktorluk, emlakçılık. Hocam siz de hizmet sektöründe misiniz? Evet Tonguç'um ben bir mal satmıyorum, ben bir bilgimi satıyorum. Doktor da avukat da bilgisini satıyor, emlakçı da dolayısıyla bu Öğretmenlik bir hizmet sektörü bunu bilmen lazım. Sanayiye bağlı olarak gelişen fabrika işçiliği, gıda mühendisliği, tornacılık, kimya kimyagerlik, ticarete bağlı olarak tüccarlık, uzun yol şoförlüğü bunlar ekonomik faaliyetler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gel istersen diğer sorularımızı çözelim ve yazılı provamızı güzel güzel tamamlayalım. Bu soruları çözmüştük medya Okur yazarlığını, bilim insanların özelliklerine bakmıştık. Bilimsel araştırma basamaklarına bakmıştık. Ha, şimdi geldik buraya. Demiş ki aşağıda coğrafi özellikleri verilen alanlarda gelişen ekonomik faaliyeti yazınız demiş. Şimdi coğrafya özelliği neymiş buranın? Verimli topraklar varmış ve elverişli iklime sahipmiş. Şimdi bir yerde toprak verimliyse ve elverişli iklim varsa burada ne yapılır Tonguç'um? Tarım. Harikasın hemen buraya yazıyorum o zaman. Tarım diye. Harika. Devam ediyoruz. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler. Mesela Antalya, işte Bodrum, Fethiye, Marmaris. Bu tarz yerlerde ne yapılır Tonguç herhalde Turizm hocam. Harikasın. Turizm yapılır. Hemen turizmi de güzelce yazıyorum. Süper. Çok güzel gidiyorsun Tonguç'um. Ben alkışlıyorum. Ekranları başında bilen arkadaşlarımız alkışıyor. Çayırların geniş kapladığı yerlerden ne yapıyor Tonguç'um? Piknik yapılır. Aa bu sefer patladım. Piknik değil. Piknik yapılır doğru ama piknikten ziyade bir ekonomik faaliyet diyor. Piknik bir ekonomik faaliyet değil. Buralarda hayvancılık yapılıyor Tonguç'um. Hayvancılık. Niye? Çayırlar var. Hemen inekleri alıyorlar. Danaları, mandaları oraya götürüp yediriyorlar ve böylece hayvancılık yapıyorlar. Ulaşıma elverişli ve büyük şehirlerin yakınındaki yerlerde de yine ticaret yapılabiliyor, sanayi olabiliyor. Buralar bu açıdan elverişli. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. Diyor ki Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerle bağlı gelişen mesleklerden 3 örnek yazınız demiş. Hadi bakalım gel bunu yapmaya çalışalım. Şimdi tarım ve hayvancılığa bağlı olarak gelişen meslekler. Tarıma bağlı olarak ne gelişmiş olabilir sence Tonguç'um? Çiftçilik. Çok güzel. Çiftçi hemen yazıyorum. Çiftçilik. E, aynı zamanda hayvancılık olduğu için veterinerlik. Bunu da yazalım. Ve tabii ki ziraat mühendisliği. Ziraat mühendisliği. Burası önemli bir soru arkadaşlar. Örnek sorularda da vardı. Hocalığınız da yazılı da soracak. O yüzden buraya dikkat etmenizi istiyoruz. Ziraat mühendisliğine gösterdik. Şimdi ormancılığa bağlı olarak gelişen mesleklere bakalım. Birincisi tabii ki kerestecilik. Yani keresteyi ormanlardan üretiyoruz. Ve aynı zamanda mobilyacılık. Orman endüstri sayesinde mobilyacılık gelişiyor. Ve tabii ki de orman mühendisliği. Orman mühendisliği diye bunu da böyle notumuza alalım. Devam ediyoruz. Sanayi ve ticarete bağlı olarak gelişen meslekler, mesela sanayi demek fabrika demek. Fabrikada ne olur Tonguç Şeyhlerim? Fabrika işçileri. Harikasın, hemen yazıyorum o zaman. Fabrika işçiliği, fabrika işçileri olur diyorsun, aferin. Fabrika işçiliği diye bunu not alalım. Ve aynı zamanda başka ne diyebiliriz? İşte e, ticarete bağlı olarak e, işte dükkan sahipler olabilir, tüccarlar olabilir ...veyahut da fabrikalarda gıda mühendisleri olabilir. Bak, bunu yazalım. Gıda mühendisleri. ...işte tornacılar olabilir, tornacılığı yazabiliriz. Farklı farklı aklımıza gelen birçok mesleği yazabiliriz. Ben burada aklıma gelenleri yazıyorum. Turizme bağlı olarak gelişen meslekler nelerdir? Lokantacılık. harikası, mantıklı. Lokantacılık diyebiliriz. Yani onu şöyle yapalım mesela. Aşçılık diyebiliriz. İşte garsonluk diyebiliriz. Garsonluk. E, veyahut da işte turist rehberliği diyebiliriz. Farklı farklı turistlere hizmet eden her türlü meslek olabilir. Aferin. Hizmet sektörüne bağlı olarak gelişen meslekler... ...az önce söylemiştik. Ben hangi sektör dedim? Hizmet sektörü dedim. O zaman söyle bakalım Tonguç'um. Öğretmenlik, öğrencilik. Yok, öğrencilik olmuyor da öğretmenlik oluyor Tonguç'um. Hemen şöyle yazalım. Öğretmenliği yazıyorum. Öğretmenlik var, öğrencilik yok. Çünkü sen daha şu anda ekonomik faaliyet yapmıyorsun. Para kazanmıyorsun. Öğretmenlik, işte ne diyebiliriz? Avukatlık diyebiliriz. Başka? Doktorluk diyebiliriz. Bunlar hep hizmet sektörü. Doktorluk diye yazalım. Madenciliğe bağlı olarak da tabii ki... birincisi Maden işçiliği gelişiyor. Maden işçiliği. Aynı zamanda kuyumculuk. Altın madeninden, gümüş madeninden kuyumculuk oluyor. Ve yine maden mühendisliği diyebiliriz. Sonuç helal adım benim. bunlarda da tabii ki ekonomik faaliyetlerin hangi ee mesleklerle bağlantı olarak ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Diyor ki doğada kendiliğinden meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara biz doğal afet diyoruz. Allah korusun. Doğal afetler çok kısa bir zamanda meydana gelir. Deprem, sel, çığ, heyelan ve orman yangını doğal afetlere örnektir diyor. Buna göre doğal afetlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi? Gösterilemez demiş. Bak buraya dikkat edeceğiz. Şimdi A seçeneği. Yaşanmasında insan faktörü etkilidir. Doğal afetlerin yaşanmasına insan faktörü etkili midir Tonguç'u? Hayır hocam etkili değildir. Harikasın bak bu çok çok önemli. İnsanlar doğal afetlerde etkili değildir. Yani doğal afetler sonucunda can kaybının artmasına etkilidir ama depremi insan yapmaz. Sel felaketini insan yapmaz. Heyelanı insan yapmaz. Bu e, doğada bizim önlem almamız sonrasında oluşur. Mesela şöyle düşün. Burada deprem yeridir burası. Sen buraya evini buraya yaparsan bir şey olmaz. Bak evin burada bir şey olmaz ama evini buraya yaparsan fayın üstüne yaparsan bak burası sallandığı zaman evin yıkılır. Dolayısıyla insanın hatasıyla insan ölür ama bu depremin olmasına sebep veren insan değildir. Dolayısıyla yaşanmasında insan faktörü etkilidir yanlış oluyor. Diğerlerine bakalım ama başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmesi mümkün değildir. Evet. Meydana geldikleri bölgede can ve mal kaybına neden olurlar. Evet. Çok kısa bir zaman diliminde meydana gelirler. Evet. Şimdi geldik de başka bir soruya. Demiş ki bilimsel bir çalışma yaparken yararlanılan kaynakları kaynakça bölümünde belirtmenin kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Ne yapıyorduk biz? Bir bilimsel bir çalışma yaptığımızda önce işte ee, konuyu belirliyorduk, hipotez oluşturuyorduk, araştırma yapıyorduk. En sonunda da bilimsel araştırmamızın sonuna bir kaynakça yazıyorduk. Kaynakçada nerelerden faydalandığımızı gösteriyorduk. Şimdi biz kaynakçada kimin kitaplarından, kimin eserlerinden faydalandığımızı gösterdiğimizde bir, bilimsel etiğe uygun davranmış oluyoruz. Doğru. Araştırmanın güvenilirliğini artırmış oluyoruz. İnsanlar buralardan faydalanmış diyor. Doğru. Araştırmaya kanıt edilir oluşturmuş oluyoruz. Çalışmayı yapan kişi ekonomik kazanç sağlaması değil. Böyle bir şey yok. Çalışma yapan kişi ekonomik kazanç sağlamıyor. Ama biz kaynakça da hangi kitaplardan, hangi web sitelerinden faydalandığımız gösterdiğimizde bilimsel etiğe uygun davranmış oluyoruz. Araştırmanın güvenilirliğini artırıyoruz ve kanıt ve delil oluşturmuş oluyoruz. Şimdi gel MEP örnek yazılı sorusu benzerine. Şimdi sen bu soruyu beraber çözeceğiz ama yazılı notlarında mutlaka öğrettiğimiz bilgilerin altını çizmeyi unutma Tonguç'un bu önemli. Bir de yazılı denemelerimize de biz sana buna benzer birçok soru koyduk. Bunları da mutlaka çöz bunlar da ödevin olacak bunlar çok çok önemli. Sosyal yazılısı neredeymiş 39. sayfadaymış 39. sayfa açıyorum bak burada güzel güzel bunları mutlaka çöz bak Bunların her birini çözebilirsen puan kazanıyorsun. Çözemezsen de mutlaka kare okutarak soruların çözümünü gör. Şimdi gel bu map örnek yazılı sorusu benzerlerine bakalım. Bayağı güzel sorularımız var. Şimdi Deniz ailesiyle birlikte Rize'nin bir köyünde yaşıyor. Geçimlerini çay tarımından sağlıyorlar. Deniz'in babası çay ekme ve hasat etme işleriyle uğraşıyor. Deniz'in dayısı kaliteli çay yetiştirilmesi ve çayın zararlı böceklerden korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması konularında kardeşine yardım ediyor. Çay hasadından sonra ise Deniz'in amcası çayı satıyor. Şimdi, Deniz'in ailesinin tarımla uğraşma nedenlerini, yaşadıkları yeni coğrafya özelliklerini dikkat alarak yazınız demiş. Şimdi, çay neme ihtiyaç duyuyor biliyorsun ve Rize çay yetiştirmek için uygun bir iklime sahip. Burada yaşayan insanlar çay tarımı ile geçimi sağlayabiliyorlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Ee, Rize nemli iklimi ile çay tarımı için elverişli. Çay tarımı şöyle güzel yazalım. Çay tarımı için elverişli. Yani sen Antalya'da çay tarımı yapabilir misin Tonguç? Hayır hocam. Ankara'da yapabilir misin? Hayır hocam. Niye? Ankara'da yağmur yok. Antalya'da yağmur var ama ee, kışın var. Yeterli değil yazın kuraklık var. Dolayısıyla Rize'nin iklimi, nemli iklimi çay tarımı için elverişli. İnsanlar da bu yüzden e, çay tarımıyla uğraşıyorlar. Rize'nin nemli, nemli iklimi çay tarımı için elverişli. İnsanlar da, insanlar da çay e, tarımı ile uğraşıyor. Çay e, yetiştiriyor diyebiliriz. Çay yetiştiriyor. Yani burada temel faktör iklim. Tarıma bağlı olarak Deniz'in babası, dayısı ve amcası hangi mesleklerle uğraşıyor? Olabilir demiş. Mesela Deniz'in babası çiftçi olabilir. Çay tarımıyla uğraşan. İşte Deniz'in dayısı bunları satan biri olabilir. Tüccar olabilir. Veyahut da Deniz'in amcası işte e, ziraat mühendisi olabilir. Bunlar farklı farklı meslekleri zihnimizde düşünerekten tarımla bağlantılı olarak yazabiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Hakan Giresun'un bir dağ köyünde yaşamaktadır. Hakan'ın yaşadığı köyde Hava olaylarının da etkisiyle dağların yamaçlarının toprak örtüsü aşağı doğru kayarak pek çok evin zarar görmesi neden olmuştur. Buna göre Hakan'ın yaşadığı yerde hangi doğa kaynaklı afetin görüldüğünü ve bu afetin zararlarından korumak için alınabilecek önlemlerden birini yazınız diyor. Şimdi burada heylandan bahsetmiş bize. Şöyle iki resim çizeyim ben buraya bak. Şu birinci resim olsun şu ikinci resim. Heylan şöyle bir şey. Şurada bir tane dağ var diye düşün tamam mı? Şurada bir tane ev var. Bu ev var. Buraya çok fazla yağmur yağıyor bak. Burası böyle ağaçların olduğu çok ormanlık bir tepe düşün tamam mı? Hatta şöyle yeşillikler de çizeyim şuraya. Şöyle. Böyle çok fazla yağış var. Burayı zaten ağaçlandırmana gerek yok. Şimdi buraya çok fazla yağmur yağıyor, 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 yağıyor ve toprak suya doygun hale geliyor. Bir de dağlardaki karlar da eriyor ve buradaki toprak kayıyor. Toprağın kütleler haline hareket etmesi oluyor. Toprak kayınca ne oluyor? Bu da az önce şöyleyken bir anda şöyle oluyor ve hatta buradaki şeyler dağların parçaları şöyle aşağı doğru düşüveriyor. Yani bu ağaçlar az önceki ağaçlar bir anda devriliyor ve devrildiği zaman neyin üstüne devriliyor? Maalesef evin üzerine devriliyor hocam. Harikasın evin üstüne devriliyor ve evde böyle bir anda yamuluyor. Bu çok çok önemli. Şimdi o zaman biz bir kere burada yaşanan olayı yazalım. Heylan görmüştür. Heylan tamam mı? Heylan görmüştür. Peki bu heylanın zararına korumak için ne yapmamız lazım? burada yol, ev gibi yapılar dik yamaçlara ya da heyelan riski taşıyan alanlara yapılmaması lazım. Yani sen evini buraya yaparsan riskli mi? Riskli, riskli. hocam. Ama sen evini alıp başka bir yere yaparsan, heyelan bölgesinden uzaklaştırırsan risk azalıyor. O zaman evler, yollar, heyelan riskinin olmadığı yerlere yapılmalıdır. Riskinin olmadığı yerlere e, yapılmalıdır. Yani sen evi alıp da şuradaki evi şuraya yapmış olsaydın ne olacaktı? Bu daha erise bile, dökülse bile, heyelan olsa bile bir zarar görmeyecekti. Ev. Şimdi geldik başka bir soruya. Elif doğal ve tarihi zenginlikleri bulunan, verimli topraklara ve elverişli iklime sahip, sulama imkanları olan büyük bir ova üzerinde kurulmuş ve ulaşım olanakları gelişmiş bir kentte yaşıyor. Ne kadar güzel bir kentmiş. Herhalde burası Manisa gibi, İzmir gibi ya da işte Bursa gibi bir yer. Metne göre Elif'in yaşadığı şehirde hangi ekonomik faaliyetlerin gelişmesi beklenir? Şimdi birincisi bak. Verimli topraklar olduğuna göre ne var burada Tonguç'um? Tarım harikasın. Buraya bir kere tarım var. Tarımı yazdık. Niye? Verimli toprak ve elverişli iklim tarım demekti. Aynı zamanda doğal ve tarihi zenginlikleri varsa buraya turistler gelir mi? Evet hocam. O zaman buraya turizm de yazabiliriz Tonguç evladım benim. Turizm. Ve aynı zamanda ulaşım olanakları geliştiyse ulaşım da diyebiliriz. Ulaşım faaliyetleri de gelişir. Ve ulaşım geliştiği yerde fabrikalar olur mu? Fabrikalar bir sürü olur hocam. Evet. İzmit'te mesela Bursa'da fabrikalar çok fazla. O zaman buraya sanayi de diyebiliriz. Tonguç Eylül benim. Bu soru sınavda %100 gelir arkadaşlar. Bu soruya hazırlıklı olun. Böyle bir soruyu soracaklar. Yani Verimli toprak eşittir tarım. Ulaşım eşittir sanayi ulaşım. işte doğal ve tarih zenginlik eşittir turizm olduğunu bilmenizi isteyecekler. Şimdi sizin yapmanız gereken mutlaka mutlaka yazıl notlarından güzel güzel tekrar etmek, altını çizmek ve yazıl denemlerimizi çözmek. Yazıl denemlerimizde takıldığınız sorunun çözümünü mutlaka yazarak iyice pekiştirmek arkadaşlar. Bugün saat 20'de Tonguç da sizleri Türkçe yazılı provasının canlı canlı bekliyoruz. Hadi bakalım şimdiden hepinize yazılarda başarılar diliyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.